Herkese merhabalar WebTekno takipçileri. Son zamanlarda çoğu insanın konuştuğu, internette viral olan bir tane alışveriş sitesi var. Belki adını duymuşsunuzdur. Temu.com. Biz de bu videoda 10.000 TL'lik bir bütçe belirledik ve girip ne kadar teknolojik ürün varsa, ilgimizi çeken, Türkiye'de satılmayan alışveriş yapıp toplamaya çalışacağız. Bu arada tabii ki yurt dışından alışverişlerde dikkat etmemiz gereken yasal sınırlara da dikkat edeceğiz. Onları da şurada kenarda yazdık. Görürsünüz zaten. Çok detaya girmiyorum. <laughs> えっ、oh Şöyle bir araya girip gelecekten sesleniyorum. Ürünlerin bir kısmı elimize ulaştı. yaklaşık 3 haftada arkadaşlar. 18 Temmuz tarihinde alışveriş yaptık ve 3 hafta sonra ürünler elimize ulaştı. Ancak bu arada bir de düzenleme geldi. Artık yurt dışından alışveriş yaparken maksimum 30 euroluk ürün alabileceğiz. Biz bu alışverişi yaparken bu videoyu çekerken bu sınır 150 euroydu. Ve ayrıca Çin'den gelen ürünlerde %30 vergi vardı. O vergi de artık %60 haberiniz olsun. Yani bu düzenleme öncesi son temu videomuz oldu. Şimdi alışverişe aldığımız yerden devam edelim. Bu arada bir tavsiye, yurt dışı alışverişlerde lütfen sanal kart kullanın. Görüşürüz. Hemen Temu'ya giriyoruz ve alışverişe başlıyoruz. Gelelim ana sayfadayım. Kategorilere bir bakalım. Bol bol kategori var. Yani şöyle söyleyeyim Temu için. Normalde hani bazı alışveriş siteleri belli kategorilerde parlar. İşte giyimde parlar, elektronikte parlar ama Temu sanki online bir bit pazarı gibi. Çin merkezli olduğu için oradaki üretim maliyetleri de düşük olduğu için hemen hemen her ürünü satıyorlar. Evet, elektronik kategorisiyle başlıyoruz. Jungle Jungle ne kadar ilginç ürün varsa toplamaya çalışacağım. Tıpkı bit pazarı videolarında olduğu gibi. Hemen karşıma çıkıyor. Asıl hedef Türkiye'de bulunmayan ya da bulunsa bile aşırı pahalı fiyatlara satılan ürünleri almak bu arada onun da altını çizeyim. Bir ürünün birden fazla fiyatı oluyor ya e-ticaret sitelerinde, pazar yerlerinde. Temu da bu iş sınırı aşmış abi bayağı. Burada da öyle burada böyle 5.000 liraya gördüğün ürünü 150 liraya falan da göreyi olabilirsin yani. Emin olman gerekiyor. Bazılarının adet sayıları çok oluyor tabii. Ondan dolayı fiyatları yüksek ama yani alışveriş yaparken denk gelecek zaten. Fiyatta bir düşükten yükseğe yapalım. Bu tornavida setini 6 liralık tornavida uçları var bak çeşitli. Bak bunu ekliyorum hemen. Bundan alalım bence bir tane. Ne olur ne olmaz. Anahtarlık şeklinde. Şöyle hızlıca aşağı iniyorum. Bakıyorum. Güzel bir tornavida seti alalım. Dönelim hocam. En alakalıdan göstersin bize. Oradan alalım. 113 lira burada. Bunu ekliyorum sepete. Değerlendirelim. Değiştiririz. Değiştiririz. Uygun fiyatlı bir şey çıkarsa. 120 watt ve çektiği gücü 480 megabit veri transferimi Bence ekleyeyim. Ölçü seçtiriyor. 2 metresi 141 lira. 1 metresi 95 lira. 2 metre alalım ya. 2 metrelik USB kablosu. Araç içi gösterge paneli için telefon tutucu. Çok ilginçmiş. 10 lira ya. ya. 3D printer'la üretsen zaten maliyeti bu bunun. Bence basın satın abi iyi ticaret. Ben bunu ekliyorum sepete. Bu ne? Endoskop kamerası. Bak şimdi benzin deposunu temizlemek için kaç para harcıyorsun arabaya? Tamam sonuçta yakıt depon var mı senin? Var. Kirlenir mi? Kirlenir. Evet. Temizlemen gerekiyor düzenli olarak ve bunun için takviyeler var. Ama pis mi kirli mi olduğunu bu kamerayla görebilirsin. Çünkü ucunda ışık var. Ben ekliyorum. 200 liraya böyle bir şey varsa arabanı bundan kurtaracaksın mesela. Harika bir şey. Mesela bak 130 liraya böyle yatak ucuna takabileceğin güzel bir tablet tutucu var tamam bak, mı? Bak, bak ben ondan istiyorum. A, i̇şte. Aa monitör falan takarsın burada güzel olur. Monitör takamazsın taşımaz onu. Sarkıyor mu sarkmıyor mu bakalım. <laughs> Maşallah dediğimiz üç gün yaşasa şaşıracağım. <laughs> Diyorum. Toplam sepet 600 lira. Bak şimdi çok ilginç bir ürün buldum. Muhtemelen Türkiye'de de çok yüksek fiyatlara satılan bir şey. 2.4 GHz ve 5 GHz A bağlantısı veren bilgisayara takabileceğim bir alıcı, güçlendirici yani. Ekledim bunu da sepete. Su geçirmez iş sırt çantası. Bakalım ne kadar su geçirmez. Ekledim sepete. Bence siyah alalım. Gördün mü görüntüyü? Scientific Strap Design diyor. Yani bilimsel omuz kopçalarını çalışmış. El fenerine bak. Super Bright. Ne diyor? 4 modlu, güçlü, parlak, dayanıklı, kullanışlı. Bak şimdi ürünün görseli bu. Ben bunu böyle dönerim. 80 lira öldürmez de süründürmez de. Ekledim. Deneyelim. Bakalım o görseldeki gibi olacak mı? Ha? Kaç para bu bez? Bak sana ne göstereceğim şimdi. Bu iki bez arasında ne fark olabilir? 10 kat fiyat farkı yaratacak kadar. Apple'ın bezi 740 lira. Temu'nun bezi 70 lira. Tabii ki Temu'nun değil de. Bu mesela ilginç geldi bana. 400 liraya şöyle bir ürün koymuşlar. Bak mesela ürün bu demek ki birkaç farklı boyu var. 1000 liraya en büyüğü var. 494 liraya 17 santimetre, şu kadar bir şey. Ekledim sepete. Kamp için USB şarjlı 127 lira. Diğer 83 liraya 4 tane LED'li el feneri almışız. Burada 7 tane LED var. Bu LED başına daha ucuza geliyor. Bunu evet. alalım. Evet. Toplam 1791'e ulaşmışız bile. Şöyle bir araç şişi şarj var. Büyük şarj 3.0 var. 3.1 amper çıkış veriyor. Şuradaki şu turuncu da en hızlı çıkışı. 3.0 diyor. 5 volt 3.1 amper 20 watt, 15 watt, 15 watt. Oğlum 60 liraya bedava bu ya. Deneriz. Bakalım gerçekten o çıktıyı verecek mi? Kablo da çalışırsa kablo ile beraber test ederiz bunu. 200 liraya RGB aydınlatmalı mousepad. Pek kaliteli bir şeye benzemiyor ama Ekledim. Bak, HDMI, Type-C kablosu var. 2 metre, 4K, 30 Hz. 3D Stunning Visual Effects. Kendi yani efekt atıyor görseli. Bu kesinlikle aktarmıyor ama denemek istiyorum. Muhtemelen bu kablo vaat ettiği 4 k falan vermeyecek. Verirse bu arada, hem şaşırırım hem de çok sevinirim. Type-C girişli dokunmatik iPad kalemi. Yani şimdi 150 liraya dokunmatik kalem var, sadece iPad'de mi çalışacak bu? Tabii ki Android'de de çalışacak. Apple Pencil'ın benzeri. Ekledim. Evet, telefon lensi bakıyorum. Bak, 97 liraya şöyle bir şey var. Simetrik fotoğraflar çekmek için. Dünyanın en gereksiz şeylerinden birisi bu da. Ama denenebilir. 97 lira ekledim. Ben bir tane telefoto alacağım. Bir tane de lens seti alalım bence. Bu neymiş? Super wide angle bir de makro. Deneyelim 100 lira abi. Ne kaybedebiliriz ki? Neymiş abi bu böyle? Kaç watt veriyor bu? 100 watt. Ne var içinde? Micro USB tip C, lightning tip A. Merak ettim ben bunu ekliyorum sepete. 82 lira. Geldiğim gün bozulacağım kablosu Tam olarak öyle duruyor bu arada. Turuncu ekliyorum. Lightning girişi var. Söktüğünüzde Elimde kaldı oğlum bu. Oo ortam yaparız bak. Alıyorum bundan bir tane. Dalga kabartmalıyım. Şöyle bir priz var. Yerden tasarruf etmeni sağlayan. USB çıkışları var. Kaç tane giriyor içine? İki tane priz var. Deneyelim aldım. 361 lira. Ekle. Şarj cihazı. Bunu deneyebiliriz. 154 lira. PlayStation kolu için. Alabiliriz aslında. PlayStation aksesuar olabilir. Koydum. Kablosuz gözlükler. Çok saçma bir gözlük. Ama denemek istiyorum ya. Bu ne oğlum? Hayır. <laughs> Hayır. Abi ekledim. Kusura bakma. Evet oyun konsolu yok dostlar yani koskoca Temu'da oyun konsolu. Ya, tabii ki var da retro oyun konsolu yani 800 liraya içerisinde birkaç Atari oyunu oynayabileceğin. 3-5 emülasyon oyunu yükleyebileceğin ürünler vardı. Şöyle bir masaj tabancası gördüm. Her yurt dışı alışveriş videosunun banko ürünü. Hangi renk alalım mı? Kırmızı iyi mi? <gülüyor> <gülüyor> tamam siyah aldım siyah. Seni kırmayacağım şimdi. Bak en çok satan ürünlere girdik abi neler neler var. İşlemeli tıraş makinesi var. Ne? 69 lira mı? Bunda bir enayilik var ha. Kutuda gönderiyorum diyor. USB kablosu var diyor. Deneyeceğim bu 69 liraya tam kutu geliyorsa deneyeceğim. Siyah bu da başım olsun. Altın ejderham olsun. Altın bu da başım olsun. Ben kara ejderha yapıştırıyorum. Şimdi buda falan bizi bozar. Bu 172 liraya denenebilir ya. Bir adet alıyorum ama bunun ölçüsü her arabaya uyuyor mu mesela? Bazen model adı falan da yazıyorlar. Ekledim, hayırlı olsun. 1000 liraya araç içi kamera var. Araç içi kamera o kadar şart ki artık. Serseri dolu trafik, bence bir tane alalım ya. Dashcam, bu sadece ön tarafı alıyor doğal olarak. Ekliyorum sepete, bak bakalım. Sepete bir gidelim bu arada. 5125 lira oldu, birazcık aşmışız, çıkarırız. Bence şu PlayStation şarj istasyonu çok da ilginç bir ürün değil. Koyuyorsun, şarj ediyor yani. 4971 lira. Vergiye de bakalım. Bu ne ya? 1500 lira vergi var. Şimdi hangi ürünü çıkartayım burada? Hepsi benim bebeğim. Tıraş makinesinin masaj, masaj aletini çıkartalım. Oha! Evet. Ne? Bu ürünü kaldırırsanız 650 lira indirim fırsatını kaçıracaksınız diyor. Tam indirimli ürün ya. Yani. ya. kaçırdım hadi. Hadi görüşürüz. Vergiye yer açıyorum. <laughs> Vergiye yer açıyorum. Maaş almışımdır. <laughs> Şu ışığı mı? Evet. Bak çıkardım. Ne kadar düştü? O bayağı iyi. Onun vergisi yüksekmiş demek ki. Şimdi neyin vergisi yüksektir? Neyin vergisi yüksektir? Neyin vergisi yüksektir? Kaç para indirmemiz lazım? 300 lira mı? Çantayı çıkartıyorum. Senden bakarız çanta ayrıca. 3800 liralık ürün için 1141 liralık vergi ödüyoruz. Toplam fiyatımız 150 euroluk sınırın 50 cent altında kalıyor. Bir tane daha ürün mü çıkaracağız yoksa? Bak yine aynı şeyi yaşadım ya. Şu an dolar eurodan daha mı pahalı? <laughs> 137 Euro yaptı. Az önce dolar bazında 50 sent altındaydık. Şu an 13 Euro altındayız. Sen değil mi? Evet doğru. O zaman biraz daha ürün alabiliriz ya. Bir tane ekleyebiliriz. Çıkardığımız bir şey ekleyebiliriz. 13 Euro'luk bir limitimiz var. Bir dakika. Nasıl? Ya! Ya! Ne oldu? Aa Ya! Ne <laughs> 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 Telefon aksesuarlarındayım bu arada. Biraz buradan şey yapalım. Şöyle bir şey gördüm. 217 lira. Neymiş abi bu? Teleskop lens. Şöyle bir ilginç lens buldum. Bunu da ekliyorum. Artık ne kadar büyütüyorsa. Kaç x yapıyormuş? Ona bir bakalım da. 2000 çarpı 25. 80 bin mi? 800 bin, 80 bin. Ne diyorsun abi? Bir sürü rakam var bunda. Şöyle bir iddiası var. Bakalım gerçekten öyle mi? Şu an kaç yaptı? 5227 lira. Bak şunu çok merak ettim. 10 adet iPhone hoparlör koruyucu. Tamam benden ekle onu. Boş ver. Bak, 10, 10 lira ya. Aramızda lafım var. Bence sınırda görseler onu. Abi der, bunun der, ben haksızlık ettim bu çocuğa der. Temu ile ağaç dikin. 8.17 TL karşılığında bir ağaç dikmeye davet ediyoruz. Abi dikelim ya. Nereye dikecek? Ödeme işleniyor diye Allah'ım. Ödeme başarılı. Şimdi ikinci alışverişe devam edelim. Gerçekten işimize yarayacak ürünler varsa onları seçmeye çalışacağım. Şöyle bir Güneş Enerjisi banki var. 200 lira. Ekledim mi? 40 watt. Hem tip C hem tip A çıkışlı bir tane adaptör buldum burada. 168 lira. Deneyelim abi. 168 lira. Vadettiğini muhtemelen vermeyecek. Üzerinde 40'ı Photoshop'la yazmışlar çünkü. Bak 120 watt. 50 lira abi. Aa, ekransız falan filan ama bence deneyelim. 50 lira. Ne diyorsun? Deneyelim. 2 ne kadar? 72. 2 metre alalım ya. 2 metre olsun. Tip A'dan tip C'ye ama yine de İşe yarar yani 2 metre sonuçta. Yine 120 wattlık kablo gördüm. Ben bu kabloyu da almak istiyorum. Bakalım en kaliteli hangisi? Yani gerçekten bu fiyatları karşılayacak olan kablo geliyor mu elimize? bak 2 metresi 78 lira yine. Ekledim sepete. Tip C'den tip olsun tabii. Ekledim sepete. Ya yani bu, bu kadar çok kablo sipariş etmemin sebebi de şey ya gerçekten çok uygun fiyatlı. Görelim. iPhone kılıfları bak iPhone kamera koruyucusu var. Bence bunu deneriz. İnsanlar telefonlarına 100 bin lira para veriyorlar. Fotoğrafın kalitesini bozuyor. Çekçiye zaman çıkartır. Ama düştüğü zaman da üstünde durur. Korur yani. Telefon çit diye bir darbe yer kamerasına. Gitti 90 bin lira, hadi bakalım. Bir tane iPhone 15 Pro Max için ekliyorum o yüzden sepete. 17 lira bir de ne kaybedebiliriz yani? 17 liraya fotoğraf kalitem 3 piksel düşebilir benim, kameramı koruyacaksa. Kablosuz şarj cihazı eklemedik, kenarda dursun dedik. Ama bak şöyle bir şey de var, aynı anda iki telefon. Bir kablosuz kulaklık, bir Apple Watch var. Görelim 15 watt mı? Tabii ki de siyahı alıyoruz. Beyaz mı alalım? Siyah alalım. Hepsini aynı anda şarj ederken ne kadar hızlı edebilirim mesela? Onu da çok merak ediyorum. Bakacağım ya, Thunderbolt 4 kablosu var mı? 40 gigabit mi? 200 lira. Abi sil bütün kabloları ondan al. Çalışırsa zaten girerim. 1500 tane sipariş verir burada satarım bunları ben. 200 liraya Thunderbolt 4 kablosu çıktı ya. Ornavilla setine bakar mısın? 115 parça. Ben bunu ekliyorum. Aldık bir tane. Biliyorum. Siparişini verdik. Bu da dursun. Benim arabamda şey yok mesela. Bluetooth transmitter yok. Kablosuz 5.0. <laughs> bekledim. Bunlar var ya böyle ihtiyaç ihtiyaç. M.2 SSD adaptörü. Bu fiyat iyi mi ya? Türkiye'de ne kadar bunlar? <laughs> Alıp deneyelim ya bakalım gerçekten 5 Gigabit verecek mi? Bu arada aldığımız şey de M.2 SSD adaptörü arkadaşlar. İçine fiziksel kasalara taktığımız M.2 SSD'leri oturtuyorsunuz. Harici taşınabilir SSD haline dönüşüyor. Dışarıdan kabloyla bağlayıp kullanabiliyorsunuz normal SSD'leri. Şöyle bir çok satan otomobil ürünlerine bakalım neler varmış. Bak 80 80 bak. 65 lira. Daha uygun var. Bunu da alalım bence deneriz. Yani çünkü bunda dört tane normal tipa USB, iki tane tipçe çıkışı var. Küyük şarj 3.0 yazmış. Acayip şeyler dönüyor yani. Mikrofiber havlu abi. Şuna bak. 26 lira. Alıyorum ekran falan sileriz. Alıyorum ya. Bakalım nasıl bir şey gelecek. 30 olsun. Tabi al Apple bezi. Hah. Oha şaka yapıyorsun. Arada tespit cihazı olabilir. Alıyorum abi. 300 lira. Arıza tespit cihazı bulduk oğlum. Bu nasıl bir şey ya? Otomotiv ürünü bakıyoruz değil mi biz? Bu ne abi? 5 modu bulunan duş başlığı. Otomotiv ürünü arıyoruz. Hangimizin otomotivinde çeşme yok ki, değil mi? Böyle bir şeye ihtiyaç duymasın. Bu nedir? Bu tahmin ettiğim şey mi? Janta takılan mı? Araç içi böyle şey mi? Araç içi kanka. Evet. Gaz fren pedalının olduğu yere bir tane takıyorsun. Bir tane yolcuya takıyorsun. Yani renkli açma abi. Alıyorum bir tane. Ah kör nokta 30 lira abi. Sanayide kaç para bunlar? Sanayide. Bak kapısı toplayıcı. Bunu da ekliyorum. Kapı sesi ve şeyini yavaşlatıyor darbesini. Dikiz aynasını da alıyorum abi. Sinyal yükseltici. Aha. Aha. Telefonun arkasını yapıştırdığında çekim gücünü arttırdığını iddia eden bir ürün. Ben bunu biliyorum. Görmüştüm birkaç tane videoda. Alıyorum bundan 3 tane deneyelim. GPS mi bu? Ne bu? Evet. Aa 120 lira abi. Oh, inanılmaz! ekliyorum bunu da. Siyah ekliyorum bir tane. Evet geldik ev aletlerine. Ev aletlerinden de ya burada akıllı ev aletleri demek lazım galiba. En iyi satışlar diyeyim de katlanabilir el tipi ütü mü? Oğlum çok güzel fiyatı ha. Alıyorum. Yeşil. Yeşili de güzel duruyor. Muhtemelen aşırı kötü bir plastik ama. Şey diyeceğim, beyazın fiyatı. 277 350. Aa beyazı seçtik. Meyve suyu sıkacağı olduğunu söyleyen bir cihaz var. Doğrudan şişesi, matarasıyla birlikte geliyor. Ne diyorsun? Sıcak torba mühürleyici. Evet, evet. Aldım beyaz alalım. Masaj aleti geliyor geri. Bence ekleyelim bir tane. Yeşil mi? Az öncekinin yeşili kötü dedin. Bunun neresi iyi Allah aşkına? Evet, Şunu çok merak ediyorum ya. Bu gözlük temizleyici dostlar. Böyle işte çeşitli ufak tefek şeyleri de temizliyor tabii içine sığan varsa. Bak tartı var böyle bir tartı. Tartıyı ekledim sepete. Bence alır. Şundan almak istiyorduk bir tane. Şurada ucuzunu bulmuştuk. Ekliyorum sepete. Bir şey söyleyeyim mi? Sınırdayız galiba. 4800 yapmamız gerekiyor. Ben masaj aletini yine çıkartıyorum. Masaj aletini, masaj aletini ikidir ısrar ettik. O bizim kaderimizde yok. Eğer Mami'ye masaj aleti hediyesi almamızı istiyorsanız bu videoyu 50.000 beğeniye getirelim. <laughs> evet dostlar şimdi hesabı vergi hesabına daldık yine. Biz onu tutturmak için şuradan iki ürünü çıkartmak zorundayız. Ben şu SSD okuyucuyu çıkartıyorum. İkinci üründe bence şu ağırlık sensörü olabilir. Çok da kullanışlı bir ürün olduğunu düşünmüyorum. 4895 lirayla 5000 liralık sınırın altına düştük bence. Senin için de bir ağaç dikerek tamamlıyorum Mami. Ve ödeme başarılı. İkinci alışverişimize yaptık ve toplamda vergiler dahil 10 bin liralık alışverişi tamamladık dostlar. Şimdi bakalım ürünler kaç günde gelecek? Ne kadar sürecek bu kargo süreci? Parça parça mı gelecek? Hepsi tek seferde bir kutu içinde mi gelecek? Bilmiyoruz ama şu anda bu siparişleri yetiştirmek için Çin'deki kargo çalışanları tam olarak Temu'nun kargo servisi bu görüntülerdeki gibi çalışıyor. Şakasız bu arada gerçekten Temu'nun kargo operasyonu şu an böyle. Site viral olduktan sonra herkes alışveriş yapmaya başladı. Videonun ikinci kısmında görüşürüz dostlar. Yurt dışından alışveriş yaparken de yasalara ve diğer kural kaidelere dikkat etmeyi unutmayın yoksa gümrükte takılırsınız. Maazallah. Bir de lütfen sanal kart kullanın. Özellikle Temu'da ciddi bir sıkıntı var. İkinci partta onu da anlatacağım. Görüşürüz.